Bu sebeple arkadaşlık konusunda kuralsızlık asla yok. Birbirimizin cennetine mal olacak. Onun yüzünden harama bulaşacağım bir arkadaşlar biz dalalet, sapıklık diyoruz. Arkadaş demiyoruz. Arkadaşlığın bir kuralları var. Yani bunları not edebiliriz. Mesela namaza Allahu Ekber diye niye duruyorsam arkadaşımla bağlantımı da o oluşturacak. Evet niyet ettim ya Rabbi senin rızan için arkadaş edinmeye demiyoruz bunu. Namaz gibi niyet etmiyoruz ama melekler görüyor ki para yok. Dert para değil. Akraba olduğundan dolayı değil. Akrabadan da olur arkadaş ayrı bir mesele. Hısım olduğundan dolayı değil. işte beraber olduğumuzdan dolayı değil. Aynı dernekte aynı partide olduğumuzdan dolayı değil. Komşu olduğumuzdan dolayı değil. Allah Rabbimiz ve beraber cennete girmek istiyoruz. Bunun için ben ona borç veriyorum. Bunun için o bana yemek veriyor. Bunun için beraber gezmeye gidiyoruz. Bu böyle. Bir küçük not daha ilave edeyim kardeşlerim. Benim hayat tecrübemde gördüğüm arkadaşlığın negatif pozisyonlarından bir tanesi. Ben ve bir arkadaşım dost oluyoruz. Yani arkadaşlar dost oluyorlar. Erkekler veya kadınlar dost oluyorlar eşlerinin ve çocuklarının da yani Ahmet Mehmet'le arkadaş oldu. Ahmet istiyor ki benim eşim de Mehmet'in eşiyle arkadaş olsun. Benim çocuklarım da Mehmet'in çocuklarıyla arkadaş olsun. Arkadaşlar bu ben istediğim zaman kar yağsın, istediğim zaman da güneş olsun demek kadar zor bir şey. Yani onun kadar değilse bile ona yakın anlamda zor bir şey. Sen Mehmet'le niye arkadaş olduğunu biliyor musun? Allah ruhları küme küme yaratmıştı. Senin ruhun ona uyum sağladı ya. Senin oğlun sen değilsin. Senin hanımın sen değilsin. Onun hanımı da Mehmet değil. Onun çocuğu Mehmet değil. Onlar farklı bir dünya. Evet. Uygun ortama alıştırırız. Beraber gider geliriz. Bir zaman sonra onlar da denk arkadaş olurlarsa elhamdülillah deriz. Ama talimatla bakınız. Ben Mehmet'le arkadaşım. 24 saat süreniz var siz de ya Mehmet'le arkadaş olursunuz sen de hanım ile arkadaş olursun ya da ben bilirim buna biz cahillikten başka bir isim bulamayız böyle bir şey yok dünyada yani şunu diyebilir miyim ben ben 42 numara ayakkabı giyiyorum her kim 42 numara ayakkabı giymiyorsa o düşmanımdır böyle mi diyeceğim şimdi yani bunu çocuksu diyeceğim çocuk bile böyle düşünmez çocuklar bile arkadaş seçiyorlar onun takımına ben girmem diyor niye girmiyor? Ben böyle bir sebebi var işte ya. 10 yaşında çocuk bile yani tercih yapma hakkı görüyor. Üç çocuk annesi bir kadını sen başkasının dört çocuk doğurmuş bir e, hanımıyla muhabbette zorluyorsun. Hayır bu olmaz. O zaman her otobüste gördüğümüzde arkadaş mı oluyoruz? Sen niye her camide namaz kıldığında herkesle arkadaş olamıyorsun? E bir namaz kılmak için bir araya gelmek başka bir şey. Oturup ebedi cennete kadar taşıyacağımız arkadaşlık, kardeşlik kurmak başka bir şey. Ha, kimseyle kavga etmeyiz, muhabbet ederiz. Ayrı bir konu. Biz burada derinleşmiş, arkadaş, derin noktalara kaymış arkadaşlığı konuşuyoruz. Bu mümkün değil. Arkadaşımız sıddık olacak. Doğru konuşacak. iki yüzlü olmayacak. Dindar olacak demiyorum zaten. Dinsiz olanla ben niye arkadaşlık kurayım? Ahlaklı olacak akıllı olacak. Fasık olmayacak. Benim ayıbımı kendi ayıbından önce örtecek. Ben de ayıp görmek istemeyecek. Bana nasihat edecek. Ben senin hakkında şöyle düşünüyorum. Nasihat ediyorum diyecek. Küsüp gitmeye gerek yok ama. Ve sabırlı olacak. Bana sabredecek. Ben de ona aynı şekilde yani bu özellikler önümdeki arkadaşımda olmasını istediğim gibi bende de var demektir. Vefakar olacak. Üç gün, beş gün standartımız ne bizim? Haftada bir görüşmek. Bu hafta görüşmediysem arayıp soracak. Ayda bir görüşüyorsak çünkü herkese her sıklıkta görüşülmez. Hastalandığımda hastalığımla ilgilenecek. Kendisi için istediği neyse iyilik, arkadaşı için de onu isteyecek. Benim arkamda gıybet yapılmasına asla izin vermeyecek. Benim arkadaşım. Zalim veya mazlum benimle ilgilenecek. Zalımsam zulmümü engelleyecek. Mazlumsam elimden tutarak bana yardım edecek. Ve dar zamanda ilk yanımda olan o olacak. Benim için dualar edecek. Ben hangi yanlışı yaparsam yapayım önce aklına yok o öyle değildir asıl böyledir diye bir özür beyanı gelecek. Sonra anlaşırsa ki, anlaşılırsa ki hayır ben gerçekten hata ettim uyaracak beni. Yani filanca arkadaşın senin sigara içmiş, yanlış görmüşsünüz, yanındaki içiyordu siz zannettiniz diyecek. Vay be o da mı sigara içiyor diyen ilk kimse o olmayacak mesela. Ve benimle ilişkisinde asla külfet olmayacak. Asla külfet olmayacak. Ne demek asla külfet olmayacak? Külfet zorlanarak bir şey yapmak demek. Benim arkadaşım yüzlerce işçi çalıştıran fabrikatör birisi ise beni ağırlamak için işte ne ikram edilir? Bir zola, bir zola ikram edecek. Benim arkadaşım asgari ücrette geçinen birisi ise bana bir zola ikram etmeyecek. Bu külfet işte. Bu abartı. O da beni tarana çorbasına çağıracak. Aynı şekilde benim gücüm neyse Arkadaşım için ben artı çocuklarımdan kısarak bir ikram yapmam gerekir diye düşünüyorsam buna biz arkadaşlık demiyoruz. Menfaat beklentisiyle ilişki içinde olmak diyoruz. Bu değil Allahu Teala'nın cennet ettiği şey. Eğer bir arkadaşım her gün evinde et, bir zola haşlama yiyen bir imkan sahibi ben onu çağırdığımda sadece bir tarhana çorbası yiyeceğiz. İhtimal bir çay da içebiliriz. Ama o mutlulukla geliyor. Hanımına, bugün bana yemek hazırlamayın, ben arkadaşıma gideceğim, o tarhana yapacak bana diyor. Yani sanki evde haşlama et yiyor gibi, benim tarhana çorbamı içiyorsa, Allahu Ekber! Bu işte Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in e, cennet arkadaşlığı dediği arkadaşlığı oluşturmuş kimsedir. E, bu çok önemli. Ve asla benim ona yaptığım şeylerden, onun bana yaptığı şeylerden hiçbir şekilde menfaat beklemeyecek. Ben de menfaat beklemeyeceğim. O da beklemeyecek ama birbirimize ilgilendik, birbirimize yardım ettik, birbirimize bu ayrı bir konu. Beklenti içinde olmam o bana dünyanın en güzel hediyesini alır. Ayrı bir mesele ama çocuklarından kısarak değil o külfet bölümüne giriyor o zaman. Kardeşlerim demek ki bu dünyada mümin olarak düzgün psikolojiyle huzurlu, afiyetli bir dünya yaşamak için bize arkadaş lazım. Bu arkadaşımızın adı bazen eştir, bazen çocuktur, bazen abidir, bazen babadır, bazen kayınpededir, bazen kayınçodur, bazen damattır, bazen eniştedir, bazen fabrika arkadaşıdır. Ama hep lazım, her yerde lazım. Çocukken lazım, gençken lazım, yaşlıyken lazım, ihtiyarlayınca lazım, mezara girince bir saat gene lazım lazım. Arkadaş lazım. Bunu temin edemeyenin alternatif üretmesi lazım. İşte bu alternatif hayvanları evcilleştirme alternatifi